Ay nasıl yıllardır bıkıp utanmışsa artık abla Melih Hanım kendi kardeşlerinden geçmiş Eski gelinleri için ağlıyor yani diyor ki firdevs çıksın ortaya Onlar zaten beraber ne yaptılarsa yapmışlardır ama firdevs çıksın ortaya diyor da senin annen için ağlıyor halanda Evet İnşallah çağırır Ama baksana bayramda da öldüreceğim demiş <laughs> Biz e, söylemişiz burada ben daha önce daha sonra şey yaptım da dayım falan söylemiş anlamamışsınız sanırım Babam ee, bu evi, arsayı, köydeki bahçeyi falan aldıktan sonra hani bunlar benim sana emanet ettiklerim. Önce bunları alacağım. Sonra zaten sana 18 yılın hesabını daha sonra soracağım." diyor. Diyor amcamı. Ya amcam da aklımdaki ne bilmiyorum ama kurtulamayacağım gibi düşündü. Yaptı bir şey. Yani malı almasıyla iş bitmiyor. Evet. Ee, hani malı alsam, alsam da, da gene 18 de, yılı de 18 sorum. yılın Canını hesabını soracağım. anlamında söylüyor muhtemelen. 18 yılın hesabını soracağım Necidaya sen da, bundan sana önce. Hesabını soracağım diyor Sen bundan önce benim çoluğumu, çocuğumu evden çıkarmışsın. <laughs> ne bileyim bakacağım <laughs> dedim bakmamışsın, ortada bırakmışsın. Bunların hesabını Monatlar. soracağım zaten sana. Aynen, ölümlerden ölüm şey beğendireceğim gibi mektupta falan da yazmış zaten. Necda ve sana ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi bu tehdit de, bu mektuptan sonra babam Yusuf amcama diyor. Ee. ölümlerden ölüm be beğendireceğim diye. Mektupta da yazıyor ya zaten. Mektuptan sonra amcam bizim eve geliyor. He. Geldiğinde işte elinde bir sürü poşetlerle falan geliyor eve. E. Babamla oturuyorlar sohbet mi konuşuyorlar. Sonra araları iyi oluyor bunların. Babam cezaevinden çıktıktan bir ay sonra amcamla babamın arası iyi oluyor. Babam cezaevinden çıktığında hiç amcam falan gelmedi. Mektuptan sonra amcam eve geliyor. Araları iyi. Daha sonra işte konuşurken konuşurken babam diyor ki bahçemi ver diyor. Amcam bir bir şeyler düzenliyor, icra falan yapıyor işte oralara. Babam zaten inanmıyor. Bu icrayı sen koydurmuşsun diyor. 72 bin lira bir icraymış. Yani bunu da aylık aylık ödüyorlarmış. Taksitle yapılandırmışlar. Bu bittikten sonra verelim bahçeni diyor. Dördüncü aya atıyor. Dördüncü aya kadar babamla amcam hiç konuşmuyorlar. Dördüncü ayda amcam tekrar geliyor. Siz o nerede geliyor. oturdunuz peki? Nerede oturdu annem baban sen? Nerede oturdunuz? Amcana. Bu amcamın geldiği sıralarda. Hayır abi. hani evden de çıkartmışlar ya sizi. Siz nerede yaşıyordunuz? Yine Erkilet'te yaşıyorduk. Kira'da Ama kirada yani. oturuyorduk. Nasıl ödüyordunuz kirayı falan? Ablam falan onlar çalışıyorlardı. Abim falan var. Babanın parası yok muydu? Yok. Cezaevine girerken bırakmış da. internet kafe falan açmışlar. Bir şeyler batırmışlar yani. Kime bırakmış? Anneme bırakmış. Abime Olmaz. internet kafe falan açmışlar. Mesut Karakuş'la birlikte. O parayı Zaten nereden bulmuş baba? Birlikte. Bilmiyorum cezaevine girerken Necla yengemden mi almış babamın üstünde mi varmış zaten son zamanlarda e, amcamın işlerini yapıyormuş babam amcam çağırıyormuş yani yanına gel sen şunu yapacaksın bunu yapacaksın babam bir gidiyormuş peynire gitmiyor ama en son amcamla konuşuyor peynir almaya falan gitmiyormuş e niye gidiyor? başka bir yere gidiyor ne bileyim amcamın pis işleri işte. Gidiyor farklı yerlere. Ama ablanın geliyor. Amcanın, da pis işleri, amcanın da pis işleri ne kadar olacak? Peynir satan adamın ne kadar pis işi olabilir? Hadi senin iddia ettiğin gibi bir tanesini rakip gördüler öldürdüler diyelim. E bir bir tanesini rakip gördüler öldürmüş. Ya adam öyle bir zihniyette ki arkadaşının arabasını emanet alıyor arkadaşından. Gidiyor mesela işini hallediyor. Hallederken de gidip gelirken arabanın yedek anahtarını bastırıyor. Tekrar gidiyor adama veriyor arabayı bir gün sonra çalıyor. Bu araçta da takla atmışlar bırakıp kaçmışlar. Araç sahibinin haberi bile yok kimin çaldığından. Yine bir parmak izi, yine bir delil, hiçbir şey bırakmamışlar. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Kim anlatıyor sana bunları? Babam, amcam. Ya babamla amcam zaten böyle oturup karşı karşıya konuşuyorlar. Ben buradayım. Babam burada, amcam burada konuşuyorlar yani. E ne yapıyorlar? Şu kadının İkisi kolunu birlikte nasıl konuşurken 50 duyuyor. kiloda uyuşturucu nasıl falan diye mi konuşuyorlar? Böyle mi konuşuyorlar? Bunlar değil de, öyle babam, da. işte babam diyor ki amcama ya sen bunları bunları bana yaptırdın diyor. Bunu He. yaparken de diyor, sen de yanımdaydın diyor. Atıyorum hani kamyonu yakarken, peyniri çalarken, adamı öldürüp köprünün altına atmışlar. Bunları yaparken diyor, biz arabada gidiyorduk Yusuf diyor, sen diyor işte ya şunun önünü kesek falan bak ne güzel mal var peynir var falan dedin diyor. Lan ben de dedim ki diyor silahımız yok bir şeyimiz yok. Na, nasıl yapacağız dedim diyor. Torpidodan silah çıkardım bana verdin diyor babam. Amcama kendisini anlatıyor. Amcan <laughs> amca ne diyor? Yani yanında başka kimse yok. amcan ne diyor? Amcam ben? da ya işte ben silahı sana vermedim sen torpidoyu açtın orada silahı bulunca kırda alalım falan dedin diyor. Hani bu peynir meselesi var ya 8,5 yıl bedava ceza yapmış. Orada amcam oradaymış zaten. Bizim kamyonu sürüyormuş. Babam nasıl tek başına hem bizim kamyonu getiriyor Antalya'ya hem karşıdaki kamyonu getiriyor. He ben de onu anlamadım zaten. Daha sonra amcam işte babam öldürmüş adamı. Babam öldürdükten sonra babam demiş ki lan ben yaptım her şeyi. Peynir benim demiş. Yani adamı ben öldürdüm sen ne yaptın ki? Değilip amcam da arabanın içinde artık hani ne varsa falan diye arabanın içini karıştırırken babam söylemiş. Hani babam amcama anlattığını diyorum. Babam demiş ki oğlum karıştırma oraları. Bak parmak izin çıkar falan çıkar filan çıkar. Yakarsın bizi demiş. Amcam durmamış karıştırmış. Ondan sonra He amcan o tekrar, yüzden diyor benim o işte suçum yok diye. Parmak izim çıktı diyor. onu mu söylüyor? Evet arabanın kapısını açmış da çıkmış. Me babam getirmiş arabayı. Araba orada bile yokmuş. Arabayı orada bırakmış. Ama o zaten. zaman peynir... Peyniri de babama ufak baban. bir meblağ. Babam. Peyniri de ufak bir meblağ. Babama para veriyor, amcam yapıyor ya bu peynir işini, babamın alakası yok. Babama ufak bir meblağ para veriyor, peyniri de hemen bizim kamyona geçirmişler oradan, götürmüşler Antalya'ya balesine satmışlar aynı gün içinde. Şimdi bu peynir peynir e, kamyonunun şoförünün eşinin hani iki buçuk yaşında çocuğum, Kadriye iki buçuk yaşında çocuğum öksüz kaldı diyen miydi? Evet. E, peki öteki bağlanan Yasemin Hanım'ın babasını kim öldürüyor? İşte sonra. Nafizi kim öldürüyor? Bu olayda. Ee, muhterem Karaca işte o iki buçuk yaşındaki çocuğun babası. O öldüğünde babamın hiçbir peynir, parmak izi falan yok. O peynir şoförü olan değil mi? Peynir kamyonu şoförü Babamın olan. hiçbir parmak izi falan yok. Mahkeme direkt amcamı alıyor. Ee, Amcam da diyor ki beni öldürmedin. Amcam da beni öldürmedim falan diyor. İtiraz ediyor. Ama, Ama abisini de, de söylüyor. Ama Abisini de söylemiyor. Abim yapmış etmiş demiyor. Ben öldürmedim falan demiş. Sonra Necla yengem yani Yusuf amcamın eşi. Artık amca da denmez de bunu. Yusuf amcamın eşi Necda yengem e, babama bir dilekçe falan yazdırmış. Yalvar yakar. Babam yazmış. Babam öldürdüm demiş. E, e, kafası güzelmiş. Artık ne kullandıysa. Sonra o dilekçeyi bir yırtmış, atmış. Bir yere gitmiş, gelmiş. Tekrar yazdırmışlar bu dilekçeyi. Götürmüşler Konya'ya vermişler. Hakim de babam hakimin karşısına çıktığında hakim demiş ki: "Ya babam anlatıyor. Yine bilmiyorum yani dilekçeyi falan okumadım. Babamın anlattığını amcama anlatırken duyuyorum bunu. Kulak misafiriyim tamam, yani. Tamam hakim de demiş ki senin de parmak izin var ikinizi birden alıyorum demiş. Yok yani. parmak izin senin demiş parmak izin yok. Tamam ama amcanın parmak izi olduğu için o da yatmış o da yatmış. Sen tamam, demiş, demiş burada kardeşini diğer, kurtarmaya çalışıyorsun demiş. Tamam da Ceza yatmayı da seviyorsan adına ikiniz adına de, de yatın demiş. Nafiz Bey'i ne zaman öldürmüşler? Nafiz Bey de babam firar olduğunda daha mahkemeye gelmeden. He baban o peynir peynir meselesinden Dilekçe sonra firar olduğunda da Nafiz'i mi öldürüyor? Evet. Nafiz'i niye öldürüyor? Nafiz'i işte dediğim gibi Nafiz amca uyuşturucu bağımlısıymış. Babam da birinin uyuşturucusunu 50 kilo kadar uyuşturucu. Bunu bir yerden bir yere taşıyormuş babam. Yani Ondan alıp başka birine götürüyormuş. Götürürken de birkaç gün babamın evinde mi durmuş ne yapmış yine İstanbul'da zaten o sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>